Merhabalar herkese, değerli takipçilerim, benim güzel arkadaşlarım ve benim YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum, sizlerle çok mutluyum ve bugün sizlerle muhteşem bir tarif daha paylaşıyorum. Çok istek üzerine yaptım bu tarifimi. Muhteşem bir yağ hazırlayacağız arkadaşlar. Ve bu yağla cildimizde, bütün vücudumuzda oluşabilen sihirlerden kurtulmak için muhteşem bir tariftir arkadaşlar. Bunu mutlaka yapınız, kullanınız ve sonuçları siz kendiniz göreceksiniz zaten. Evet, buyurun tarifi izleyelim. Ondan sonra da sizlere tabii ki de kullanımını da anlatacağım. Bu arkadaşlar bir kırlangıç otudur. Kırlangıç otunun tazesini her zaman bulamayabiliriz ama bütün eczanelerde ve doğal otlar, doğal bitkiler satılan yerlerde biz kurutulmuşunu bulabiliriz arkadaşlar. Evet, kırlangıç otu da tazesi şöyle olur ve böyle sarı sarı çiçekleri olur. Kırlangıç otunu alalım. Ben bunu eczaneden aldım. Şimdi de muhteşem tarifini yapmaya başlıyoruz. Kırlangıç otundan alıyoruz şöyle bolca bolca. Bu gerçekten çok faydalı bir ottur. Çok faydalı bir bitkidir arkadaşlar. Mutlaka bunu yapınız. Bu yağ gerçekten her evde olmalı. Çünkü bütün derde deva olan bir yağ olacaktır. Evet, kırlangıç otunun kurumuşundan alıyorum şöyle 3 yemek kaşığı. Üzerine tabii ki her zamanki gibi saf zeytinyağı kullanacağım. Saf zeytinyağından 100 mililitre ekliyoruz. Şimdi de yağımızı hazırlamak için bir tencereyi alalım. İçine küçük bir havlu seriyoruz. Hazır kaynamış su döküyoruz. Ondan sonra kavanozumuzu yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz ve çok kısık ateşte bu şekilde suyu kaynatacağız. Yağımızı da yüksek derecede ısıtmış olacağız. Bu şekilde yapacağız bu kırlangıç otu yağını da. Yarım saat çok kısık ateşte suyu kaynatalım arkadaşlar. Tenceredeki suyumuzu bir güzel kaynattık ve yağımızı çok yüksek derecede ısıtmış olduk. Yarım saat kaynadıktan sonra alalım ateşten. Tenceredeki suyumuzu bir güzel kaynattık ve yağımızı çok yüksek derecede ısıtmış olduk. Yarım saat kaynadıktan sonra alalım ateşten. Ve yağımızı bu suyun ısı sıcaklığında bu şekilde bırakalım. Soğumasını bu şekilde bekletelim. Tenceredeki suyumuz soğudu, yağımız da soğumuş oldu. Şimdi alıyoruz. Şimdi de arkadaşlar alıyoruz yine başka bir cam kavanozumuzu. Süzgeç alalım. Üzerine 2-3 katlanmış gaze kumaşı serelim. Ve yağımızı süzüp alıyoruz. Ve arkadaşlar yağımızın içine bir de kaya tozu, Himalaya tozu
ekleyeceğiz. Bunu mutlaka ekleyiniz lütfen. Bir tatlı kaşığı Himalay tuzundan ekliyorum ben. Himalay tuzu olmasa da kaya tuzu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Deniz tuzu. Evet, bir güzel karıştıralım. Yani tuz içinde zaten eriyip gidecektir. Evet arkadaşlar, tarifi gördünüz. Yağımız hazır. Şimdi de bunun raf ömrü çok uzundur. Bir seneye kadar durabilir bu yağımız. Oda sıcaklığında, serin ortamda, odadaki dolabın içinde, karanlık ortamda bu yağımızı saklayabiliriz. Bir sene ve gerektiği zaman çıkartıp kullanabiliriz. Şimdi de arkadaşlar kullanımına geçelim. Buyurun anlatayım size. Evet arkadaşlar, tarifi izlediniz, gördünüz. Aslında çok basit bir tariftir. Evde yapılması da çok kolaydır ve bütün sorulara şimdiden cevap vermek istiyorum. Evet, kırlangıç otunu nereden alacağım diye hiç kafanızda öyle bir soru olmasın. Eczanelerde, bütün eczanelerde satılır kırlangıç otu ve aynı zamanda doğal otlar, doğal bitkiler satılan marketlerde de satılır. Çok basit bulabileceğiniz bir ottur ama ot kendisi o kadar da basit bir ot değildir. Çok güçlü, çok yetkili bir ottur. Evet, bu tarife bir de bu yağ dahil olarak ben kaya tuzu, Himalaya tuzu kullanıyordum zaten ve bu tuzdan ekledim. Bunu mutlaka ekleyiniz. Himalaya tuzum yok diyorsanız kaya tuzu veya deniz tuzundan da ekleyebiliriz. Evet, ama tuzu mutlaka ekleyelim arkadaşlar. Geçelim kullanımına. Bunu günde 3-4 kez bizim sihirler oluştuğu yere kulak çubuğu kullanarak önce bir kulak çubuğumuzu yağda ıslatıyoruz. Ondan sonra sihir oluşan yerlere kulak çubuğuyla uyguluyoruz arkadaşlar. O sihirler kuruyup kuruyup yok olacaktır. Tamamen kurtulacaksınızdır. Evet, biraz gürültü var. Sucular geldiler. Dediğim gibi sihirlerin üzerine günde 3-4 defa mutlaka bunu böyle kulak çubuğunu yağda ıslatıp ve üzerine uygulayalım arkadaşlar. Ve ne kadar uygulayacağız, ne kadar zaman uygulayacağız diye sorarsanız arkadaşlar, sihirler kayıp olana kadar uygulayabilirsiniz. Her sihir çok farklıdır. O yüzden bu sihir bir haftada yok olacak ya da bu sihir 2 günde yok olacak diye bir şey yok. Zaten o küçük küçük küçülmeye başlıyor ve kurumaya başlıyor. Kırlangıç otunun etkisi de o sihirleri kurutuyor ve kırlangıç otu virüslere karşı aşırı derecede çok ama çok etkilidir. O yüzden viral viruslu sihirleri de muhteşem bir şekilde yok ediyor arkadaşlar. Evet, sorularınız varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri gördüğümüz için, sizlerle konuştuğum için, sizlerle güzel tariflerimi paylaştığım için çok çok ama çok mutluyum gerçekten. İnanın ki şöyle oturasım geliyor ve karşınızda konuş konuş konuşmak istiyorum. Neyse, fazla oyalamayacağım sizleri. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.